Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık 2 ay önce koyunumuza sürü kurdun daldığı ve bir tane koyun telef verdiğimiz bölgeyi göstereceğim. Oraya doğru gidiyorum. O zaman yavrularımızın da yaşları bayağı küçüktü. 4 aylıklardı. 4-4,5 o arada. Tam kurdun daldığı tarihi bilmiyorum. Bugün keyifleri bayağı yerinde yavrularında. Hava oldukça soğuk ve biraz yağmur da var. O kurtların daldığı gün alaş dişimiz kendini daha net kanıtladı, çünkü 14 taneydi kurtlar. Alaş dişimiz olmasaydı daha çok telef verebilirdik. Başka bir sürü de çiftleşme dönemi olduğu için bir dişini, o zaman kırma köpeğimiz yoktu. Yavrularımızın da dediğim gibi yaşı küçüktü zaten. Geldiği zaman sadece duman eniğimiz tarafından anlıyoruz. Çünkü diğer köpeklerimiz maalesef ki kurda sessiz gidiyorlar. Geçenki ilk videomuzda da belirtmiştim kırma köpeği neden beslediğimizi. Daha çok geziyor, daha iyi oluyor diye. Farkındaysanız o ormana girdi ve gezmeye başladı. Diğerleri peşinden giriyor. Eniklerimizi yetiştiriyorlar. Kış mevsimi olduğu için, ot olmadığı için koyun da biraz fazla orman kenarlarına yaklaşıyor zaten. Buralar kurt konusunda sıkıntılı bir bölge. O yüzden iz falan arıyorlar. Kurtların koyuna daldığı gün köpeklerimiz kısa kısa çekilmiş videoları var. Onları da çalışacağım diye. Ve oraya doğru giderken ben size olayı şimdiden anlatmaya başlayayım. Thank you.
sürünün başında beklerken köpekler birden hareketlendiler. Arka yüze doğru Lady Dişimiz birden hızlandı. Ve Lady Dişi hızlanınca bir tehlike olduğunu anladım. Köpeklerin kurda gittiğini anladım. Zaten o gün azman olan kırma köpeğimiz yoktu koyunda. Başka bir sürüdeki dişi köpeğin çiftleşme dönemi olduğundan dolayı oradaydı. Ve köpeklerimiz o tersine gidince koyunu izlerken birden baktım. Koyunların iki tanesi kaçtı ve arkasından iki tane kurt çıktı. Hemen köpeklere seslendim. Ve köpekler yetiştiler. Köpekler o dağın içine aşağı gider. Ben bu sırada tabii sürüyü topladım. Köpekler yaklaşık bir saat kadar gelmediler. Ve karşıya doğru izlerken karşıdan 14 tane saydım. 3 tanesi yavruydu. Geriden gidiyorlardı. Küçüklerdi onlara bakarak. Karşıdan çıktılar. Tabii ki ister istemez köpekler bir saat gelmeyince bir tehlike olduğunu düşündüm ve o köpeklerin girdiği yerden girdim. Maalesef ki gittiğimde her şey için çok geçti. Bir tane koyunumuzu telef etmişlerdi. O şekilde bulduk. Nasip de yokmuş diyelim. Herkes her şey nasibini yer. O da koyunlardan, dağdaki tavşandan, bir şeylerden illaki beslenecek. Doğanın kanunu bu. Yaklaşık 5 yıldır kendim yapıyorum. 5 yıldır ilk defa verdiler bu köpekler kurda. Tabii bu köpeklerin ilk defa kurtla çarpışması değil bu. Zaten dişimiz daha önce kurda kendisi vurdu. İlk aldığım yerde kurt öldürmüşlüğü mevcut. Yani bu kadar kurdun çok olmasına rağmen bir taneyi hiçbir şey olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce falan yan köyden birisinin bir 15 tane falan koyununu telef ettiler. Ama süresi daha önceki videolarda belirttiğim üzere biraz dağlık bir bölge. Ve bu yüzden dolayı kurt biraz fazla. Köpeklerimizi bir deneyebiliriz. Buradan bir ders çıkarmışlar mı? Alaş! 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 Yavrularımız karşıda geziyorlar ve sesimize geliyorlar şu an. Alaş! Şşş. Haydi kızım! Alaş!
Alaş. Haydi Leydi. Leydi. Hamile olduğu için yavaş. Ama yine de Lady'nin sürünün yanında kızı güvendiriyor. Yavaş. Haydi. Nasıl sürüyor acaba gezer? Olmuş mu kurtlardan buralarda? Şimdi belli olur. Leyit dişimizin hamile olmasına biraz zararı var gibi. Yavrularımız çağırdı. Onlar da sesimize geliyorlar mı? Ateş, duman! Ateş, duman! Yavrularımız dağın içinden geliyorlar şu an. Bugün sanırım buralar biraz temiz diyecektim ki Lady dişi biraz hızlandı. Yine durdu. Merak ediyorum. Duman kaldı sürünün başında. Yine kurtların daldığı bölgeye doğru gidiyorlar. Ama biz sürüden bu kadar uzaklaşamayız. Bunlar orayı kolaçan edip gelirler. Duman da geldi. Ama biraz daha gidebiliriz. Bakalım herhangi bir şey. İz falan. Haydi duman. Rüzgarlı havalarda biraz kurt olayı oldukça sıkıntılı çünkü köpekleri de avlatabiliyor. Haydi kızım. Haydi duman ateş. Sağa sola kokluyorlar ama sanırım bir şey yok bugün. Çünkü olsa duman havlardı şimdiye. Onlar da hızlanırlardı. Videoda da zaten gördüğünüz üzere köpeklerimiz o tarafa doğru birden hareketleniyorlar çünkü oradan bir tehlike gördüler. Biz de peşlerinden gittik. Biraz destek amaçlı orayı gezdik ve köpeklerimiz o tarafa doğru gittiler. Maalesef ki hava rüzgarlı, koyun tehlikeli yerde. Bizim sürünün başına dönmemiz gerekiyor. Ben sürünün başına dönüyorum. Köpeklerin ne zaman geleceği belli olmaz.
Ve bugün havada biraz yağmur havası var. Tek tek yağmur, kar atıyor. Ve şu anda oldukça rakım yüksek olan bir yerdeyiz. Zaten videoda da bellidir rüzgarın sesi. Telefonumuzu saklayarak ancak oluyor. Ve sürümüzün başına geldiğimize göre biraz da olsa güvende sürümüz şu anda. Çünkü köpeklerimiz olmayınca bizim daima başında olmamız gerekiyor. Bu işi yapanlar gayet iyi bilirler bu durumu. Ve kış mevsimi, artık çoğu sürüler içeride, yaylacılar falan yok. Kurtlar aç ister istemez. O yüzden dolayı gözleri biraz katı oluyor. Her an bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Desteklerinize ihtiyacımız var. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, sağlık.